Değil mi? Evet. Doğru. Bir de Noel'ini kutlamamız lazım evet. izleyenlerin. Yani. Doğru. Şimdi şöyle bir hızlıca neler konuşacağımıza tek tek başlıklar halinde bir bakalım. Dün NTV yayınına katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Buradaki açıklamalarına bir bakacağız. Nurettin Nebati gayet memnun gidişattan, ekonominin halinden, yeni ekonomik model, faizler düştü, düşüyor dedi. Toplumun geneline refahı yayacağız dedi. Biraz bu açıklamalarına bakacağız. Fakat daha önce biliyorsunuz TRT'ye katılmıştı. TRT'deki yayında gözlerime bak ne görüyorsun diye sormuştu programın sunucusuna. Ondan sonra da ekonomi gözlerdeki ışıltıdır demişti. Şimdi bununla ilgili iki gündür çok fazla şey yazılıp çizildi. Çok komik paylaşımlar yapıldı. Saadet Partisi de tabii muhalefet partileri de bu konunun ve bu açıklamanın üstüne durdular. Saadet Partisi de bu gözlerdeki ışıltı, gözlerime bak ne görüyorsun sözleri üzerine böyle güzel, hoş, komik bir video hazırlamış. Ona bakacağız. Yine bu işte Merkez Bankası'ndaki döviz satışları ile ilgili, Merkez Bankası'nın rezervinden iki günde çıkan para ile ilgili ve faizlerle ilgili, mevduat faizleri, kredi faizleri ile ilgili gazetelerde çok önemli haberler var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati faizleri düşürdük, düşürüyoruz diyor ama Sayın Seyirciler mesela örnek verelim Sözcü Gazetesi'ni ele aldığımızda elimize mevduat faizinin %19,5, ticari kredi faizinin %40, devlet tahvili faizinin %23 olduğunu görüyoruz. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ekonomiyle ilgili konuşurken ve faizleri arttırmamız gerekiyor derken Türkiye'ye örnek gösterdi. Kötü örnek olarak yapmazsak sonumuz Türkiye gibi olur dedi. Putin'in sözlerine de bakacağız. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşeti çok önemli. JP Morgan Uluslararası Yatırım Bankası ile ilgili. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün tabii çok önemli eleştirileri oldu, açıklamaları oldu. Onlara bakacağız. Kısacası böyle bir akış izleyeceğiz. İsterseniz önce Nurettin Nebati'nin açıklamalarıyla başlayalım. Dün katıldığı canlı yayında bakalım neler söyledi. Hem bu işte ekonomik kurtuluş savaşı, yeni ekonomik model, hemen arkasından pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve kur garantili mevduat hesabı ile ilgili hazır değil mi arkadaşlar? Ses hazır değilmiş ama sizin elinizde açıklamaların tamamı var İbrahim Kahveci. İsterseniz böyle başlayabiliriz. Siz hangi cümlelerin altını çizdiniz acaba Nurettin Nebati'nin açıklamalarında? Buyurun sizinle başlayalım. Ben birkaç noktayı şey yaptım. Önce açıklamalardan okuyayım. Hı. Sonra değerlendirme yaparız. Mesela yaza kalmadan bir defa çok hızlı bir değişim göreceksiniz. Neyse şey yapmayalım. Faizler, petrol fiyatı. Döviz düştüğünde mutlu oluyoruz. Bir kere bunu gerçekleştirdik. Petrol fiyatı düştüğünde de mutlu oluyormuşuz. Türkiye'de döviz fiyatlarının pazartesi akşamına kadarki bölümü tamamen bir köpüktü. Spekülasyon, manipülasyon ne ararsan her şey var. Faizleri düşürüyoruz. Bu banka kredisiyle ev, araba, yat al demiyoruz. Düşen faizler var. Bununla ev, araba, yat al demiyoruz. Yatırım yap. İşletme sermayeni güçlendir, şirketin ve ülkene faydan olsun diyoruz. Pardon, Türkiye'den mi bahsediyoruz Sayın Nebati? Düşen faizler derken. İşte bunları konuşuruz. Tamam. Aynen o şekilde. Yüksek teknoloji ürünleri olmak kaydıyla sanayiye destek vereceklerini, geleneksel sanayiye sırt çevirmeyeceklerini ve proje bankacılığına gireceklerini söylüyorlar. Hemen buraya not düşeyim. Çok doğru bir cümle. Çok doğru bir cümle. 19 yıldır bunu yazıyorum. 19 yıldır AK Parti bunu yapın diyorum. Onun için dayanamadım bunu söyledim. Söylüyorlar da yaparlar mı? O da bir ayrı not. O da şey. Evet. Yani 19 yıl üzerine bunu söylemeleri de bir başarı. Son 3 ayda bir türbülans yaşandığını belirterek, 3 günde Türkiye'nin bütün ortamını biz dışarıdaki sıcak paranın gelişiyle ya da yüksek faizle gerçekleştirmedik. Bir gecede Sayın Cumhurbaşkanımızın adeta bir manifestosuyla ortaya koymuş olduğu çözüm önerileri ve tedbirler paketiyle kendi imkanlarımızla bu hale getirdik. Düne kadar yüksek faiz bu işin kesin çözümüdür diyenlere de adeta tokat gibi bir cevap oldu. Evet. Faiz artırmadan döviz üzerindeki köpüğü alabiliyormuşuz. Ulus büyük finansörler... Döviz almadı. 15-16 liralardan gidip döviz almadı. Küçük yatırımcı aldı. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Küçük yatırımcı kara kara düşünüyor. Evet. Yandı. Burada Mehmet Tezkan'ın bugünkü yazısını da öneririm. O çerçevede.
Değerlendirelim mi biraz? Değerlendirelim. Bir de işte toplumun genelini refahı yaydık, daha da yayacağız evet. diyor. Şimdi bakıyoruz toplumun genelini, refah arıyoruz, göremiyoruz. Orta geliri ortadan kaldırıp zengini daha zengin yapıp, fakiri daha fakir yapıp acaba toplumun geneline refahı nasıl yaymışlar? Gelen zamları görüyoruz. Bir gecede nasıl yapmışlar? Bir de evet ya aslında oradan başlamak oradan, lazım. Evet. Bakın, bir gecede nasıl ki, oluyor? Düşünün yani. Ki dünyanın neresinde acaba tarihte böyle bir şey görülmüş? Her şey çok kötüye giderken, ekonomi tepe taklak olmuşken birisi çıkıyor, bir akşam bir açıklama yapıyor. Yeni bir düzenlemeden, yeni bir enstrümandan bahsediyor. Ve bir anda ertesi gün her şey güllük gülistanlık oluyor. Sihirli bir dokunuşla, her şey düzeliyor. Bütün sorunlar, sıkıntılar ortadan kalkıyor. Tarihte acaba görülmüş müdür böyle bir şey sizce? Ben şimdi siyasi olarak bir iki şey söyleyeyim de İbrahim Bey'e bırakayım. Şimdi ne diyorlar? Erdoğan bir manifesto yarattı. Müşter dediğin gibi bir gecede düzeldi. Üç ayda yaratılan köpük vardı. Üç ayda türbülans vardı. Evet. İktisadi olarak İbrahim Bey açıklar ne olduğunu da. Siyasi olarak baktığımızda peki evet bir köpük vardı. Doğru. Fazla yükselmişti dolar. Peki bunu kim yarattı? Yükseltti? Kim yarattı? Yani bu evet köpük, yüksek bir köpük. Köpük olmasa bir anda dolar, işte kamu bankaları 7 milyar dolar sattı, hala da satmaya devam ediyor. Piyasayı dolara boğdular gibi iddialar var. Onun sebebiyle bu köpük aşağı doğru gitmişse de, dolar aşağı gitmişse evet doğru. Maliye Bakanı haklı, köpük var. Peki bu köpüğü yaratan başta Cumhurbaşkanı değil mi? Arkasından Merkez Bankası'nın para kurulu değildi. Lütfen lütfen realite üzerinden yani mantıklı açıklamalar yapmayın. Çünkü mantıklı açıklamalar gittiğiniz yani köpük, zaman olmuyor. Köpük şimdi köpük nasıl yaratıldı? Merkez Bankası faizi indirdi. Cumhurbaşkanı Ağustos ayından beri bu faizler aşağı inecek dedi. Bir. Evet. İkincisi kur çıkacak dedi. Kendi söyledi. Biz dedi yüksek rekabetçi üzerinden fazla dolar sağlayacağız. Cari açığımızı kapatacağız. Bu şekilde enflasyonu tutacağız. Demediler mi? Ya son geceye kadar, son gece bile bunu söylemediler mi? Yani son gece değil mi? Pazar gecesi bile. Pazartesi akşamı karar alındı ya. Bunları söylemedi. Bu siyasi bir vaziyet değil mi? Yani ekonomik olarak bilmiyorum. Ekonomik olarak o açıklamayı sen yap. Nasıl oldu da dolar çıktı? Hani şöyle çıktı izah edebilirsin. Hani faiz inince insanlar nereye saldıracak? Dolara. Değil mi? Faizi neyse bir yere tutunacak. Şimdi tutundu. Diyelim ki 10 lira, 11 lira da dolara tutundu. 20 liraya kadar niye çıktı? 15'ten, 14'ten, 15'ten tutunanlar 16'dan oldu. Hayır. Hatta işin ilginç tarafı 11-12 liraya kadar nasıl indi? 11-12 liraya kadar döviz satan yerli yatırımcı 12 liranın üzerinde döviz almaya başladı. Yani 6-7 milyar dolar döviz artışı oldu. 14-15-16. Onun izahı. Bu insanlara Sayın Nebati de diyor söylediğin ya. Söylediğin altını bir daha çizsene. Bak çok önemli bir şey söyledin. Şimdi dolar 8 liradan başladı. 8 liradan. 12 liraya kadar Türk halkı gidip döviz dolar sattı. Almadı. Almadı sattı hatta. Sattı. Küçük de olsa sattı. Tamam. O sattı. Ondan sonra 12 liradan sonra insanlar dolara yapışmaya başladı. Evet. Çünkü neden oldu? Son çıkışta defalarca yok. Merkez Bankası faiz indirmeye devam edip biz faizi indireceğiz diye ısrarla söyleyip Sayın Cumhurbaşkanı da bu şekilde konuştu ve piyasayı kopardılar. Piyasayı koparılınca sürü psikolojisi oluşturdular. Sürü psikolojisiyle insanlar 13 liradan, 14 liradan, 15 liradan, 16 liradan 6-7 milyar dolar sadece küçük yatırımcı resmi. Bir de resmi olmayan var. Yani dövizi büfeden alıp yastık altına koyan, bankalara yatırmayan yüz binler, milyarlar dolarlar var öyle. Açabilir miyim? Bu arada mesela Merkez Bankası da resmi olarak yani arka kapıdan değil resmi olarak açıklayarak dolar sattı. Bir de gayri resmi sattı. Ya, resmisini söyleyeyim. Resmi ne 6 milyar dolar mı sattı? Hangi isimden bahsediyorsun? Son iki günden? Hayır. Baştan beri sattı. 4-5 defa sattı ya işte. 6,5 milyar dolar civarında. Yani devamlı müdahale. 14 liraya gelince müdahale etti. Evet. İndi 13'e bir daha müdahale etti. Yani para sattıkça birileri o parayı aldı. Aldı. Bu arada ne oldu? Tabii zam sürüp üstüne zam geldikçe insanlar marketlere gidip işte 3 gün önce 5 gün önce aldıkları ürünü
%50, %100 zamlı görünce iyice paniğe kapıldılar. Azıcık birikim olan insanlar kurlardaki bu yükselişi görünce de kendisini korumak için ne yaptı? Gitti döviz ürün aldı. Döviz aldı, şu aldı. Evet. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Sayın